124. tadım testinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda benden uzun zamandır açmamı denememi beklediğiniz Indomie'nin soya soslu noodle'ını işte bugün o gün bugün deneyeceğiz. Yapacağım ben birazdan. Ekstradan bunun içerisinde fazladan bir çeşni bir poşet olduğunu fark etmiştim. Daha önce hiç denemedim. Şimdi diyeceksiniz ki ya sen masa başındasın. Sen bunu nasıl pişireceksin? Nasıl deneyeceksin diyeceksiniz. Şimdi ben ilk önce bunu açacağım. İçerisinde ne var ne yok bir çıkartacağım. Ondan sonra klasik zaten kaynayan suyun içine atıp 3 dakika boyunca bunu ocakta kaynatıyorsunuz. Yani bunun farklı bir işlemi yok. Ben şimdi sadece içindeki malzemelere bakacağım arkadaşlar. Şimdi şunu hatta ben şöyle koyacağım. Masa tertemiz, emin olun. Şimdi neler varmış şurada. Şunu çevireyim. Bakın soya sosu ben ilk defa gördüm. Size hatta sormuştum. Bu soya sosu yeni mi çıktı? Daha önce var mıydı falan diye. Şimdi burada soya sosu var. Burada neymiş bu? Ay şu çok korktuğum çeşnili yağ var. Fakat ben buna hepsini katacağım. Genelde biliyorsunuz ben şu yağları katmıyorum ama bu sefer bunu katacağım. Sadece acı kısmını katmayacağım. Bakın çili kısmını sadece katmayacağım. Bir de şuradaki sosa bir bakmak istiyorum. Şu sosu merak ettim. Açabilirsem. Aa beyaz bu. Rengi açık. Aa çok güzel ya. Ya ben bu sosun kokusunu çok beğendim. Bakın şöyle bir toz çıktı içerisinden. Şöyle şunu görmeyin. Şu noodle parçası. Ah süper. Şimdi ben bunu böyle atıyorum. Çünkü şu çili kısmı, acı kısmı katmıyorum. Sizler katıyorsunuz biliyorum. Acı seviyorsunuz. Ben sevmiyorum. Ve bunları katacağım. 3 dakika boyunca kaynar suda bunu haşlayacağım. Ve hemen buluşuyoruz. Evet arkadaşlar yağ karışımını bile kattım. 1,5 su bardağı kadar suda 3 dakika haşladım. Sadece acı biber kısmını katmadım. Şöyle hemen tabağımı alıyorum tadımlık. Dumanı üstünde. Umarım yanmadan bakabilirim. Tadım testi yapabilirim. İşte böyle. Bu arada aroması falan çok hoşuma gitti pişerken. O yüzden tadını oldukça merak ediyorum. Şimdi şu sıcak tencereyi şöyle yan tarafa alayım dikkatlice. Kamera açısında ayarlayayım. Evet. Eğer hazırsak tadım testine geçebiliriz. Ah ambalajlarda ambalajı da götürmüşüm. Indomie'nin soya soslu noodle'ını deniyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bunun niye tuzu yok? Aroması çok hafif. Ben normalde bunu az suyla pişiriyorum biliyorsunuz. Bu sefer normal su oranı kullandım. Şurada bir şey var. O nedir onu anlayamadım. Böyle susam gibi bir şey gördüm ama. Bu neymiş ya? Aa, bu nereden gelmiş? Sizce bu ne olabilir? Anlayamadım. Neyse. Tekrar bakacağım tadına. Kesinlikle şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu soya soslu noodle'ı suyuyla beraber tüketebilirim arkadaşlar. Hoşuma gitti. Muhtemelen bütün suyu, aroması hep suda kaldı. Çünkü ben biliyorsunuz böyle az su kullanıyorum normalde. Bakın içerisinde şu kadar su var. Ve bildiğiniz böyle çok güzel bir çorba gibi kokuyor. Ben bunu beğendim. Ha içerisinde şu parçalardan var. Acaba ne parçası onu bilmiyorum ama. Enteresan. Çok hafif, çok güzel bir aroması var. Altı çok sıcak. Nereye koyacağım bilemedim. O yüzden şöyle alayım. Bir dahakini daha az suyla pişireceğim. Yani kendi yöntemimle pişireceğim. Klasik tarifi yapmayacağım. O zaman eminim ki aromasını daha çok alabilirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.